Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi flamenkoda birçok aile var ve birçok makam var. Bir gitarist olarak kullanabileceğimiz, kullandığımız gitarla icra edebileceğimiz makam sayısı şarkıcıya göre mesela daha az. Şimdi size ufak örnekler göstereyim. Hem ritmik hem armonik yapısına göre makamların nasıl değiştiğini görelim. Ama ona geçmeden önce ufak ama çok büyük bir detay, bir not vermek istiyorum. Bilmenizde fayda var. Daha doğrusu bilmeniz gerekir. Bir makama makam değerini kazandıran arkadaşlar, bunun ritmik yapısı vardır, armonik yapısı vardır. Bunlar makamın iskeletidir, armonik ve ritmik yapısıdır. Makamların belirlenmesinde faktör müdür? Evet. Ama bir makamı makam yapan veya bir makamı diğer makamdan farklı yapan en önemli öge şarkı melodisidir arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Ben flamenko solist gitaristiyim diyen bir adam, yani bu işin en üst noktası, alt taraftan başlamış olması lazım. Alt tarafta nedir? Şarkıya eşliktir. Ben flamenko gitaristiyim diyorsanız şarkıya eşleyebileceksiniz. Yani böyle bir kural yok. Yani böyle bir şey yok diyelim. Yasa yok bu işte ama evet öyle bir yasa var. Mesela tarantas makamındaki güzel bir ton, işte açık. Tarantas makamında ben size akorları söyleyeyim. Siz bu akorları kullanarak tarantas içerisinden çaldığınız her şey tarantos olmuyor arkadaşlar. Bu diğer makamlara da aplikasyon yapabiliriz, uygulayabiliriz. Tarantas tonundan çaldığınız her şey tarantos olmuyor. Çok güzel bir melodi de yapabilirsiniz, çok güzel bir eser de yapabilirsiniz vesaire ama taranta havası vermeyebilir. Yaptığınız şeyin, ben size besteci olarak konuşuyorum. Gitarist olarak zaten yorumcu olarak notanız var, işte duyuyorsunuz, çalıyorsunuz vesaire. Onun da kendine göre bir havası var ama besteci olarak bahsediyorum ben size. Tarantas tonundan mesela çaldığınız zaman o çaldığınız şeyin tarantas havası, tarantas tavrını vermesi için şarkıya eşlik etmiş olmanız gerekiyor ki çünkü bu çaldığınız melodilerin içerisinde şarkının tavrı var. Tam kelimesi tavır. Bu işten anlayan birisi karşısında bir flamenko gitaristi gördüğü zaman hemen anlar. O adamın şarkıya eşlikten gelip gelmediğini, şarkıya eşlik etmeyi bilip bilmediğini hemen anlar. Bu çok önemli bir detaydır. O yüzden söylüyorum. Ben size şimdi bu işin armonik ve ritmik yapısını göstereceğim ama armonik ve ritim yapısı bu işin iskeleti. Bir makama tamam, bir makamın oluşmasında çok önemli şeyler ama bir makamı diğer makamdan farklı yapan, bir makamı makam yapan en büyük değer şarkı melodisidir. Çünkü her şey oradan geliyor. Gitarist, flamenko gitarı daha doğrusu şarkıya eşlikten doğmuş bir gitardır. O yüzden bizim yaptığımız ögelerin hepsinin içerisinde şarkıya cevap vardır. Aynı bu saz ve aşık misalidir. Aşık sözünü söyler, daha sonra sazlan kendisine cevap verir. Bu da böyledir. O yüzden çaldığınız makamın havasını verebilmek için şarkıyı çok iyi bilmeniz gerekir. Şarkıları bilmeniz lazımdır. Bir flamenko gitaristin kafasının içerisinde şarkı olması lazım. Yoksa yaptığınız şey o makama uymama ihtimali çok yüksek. Yolumuza devam edelim. Şimdi size bazı ritimler çalacağım. Armoni yapısı değişiyor ve makamlar isimleri değişiyor ve farklı farklı makamlar birbirlerinden. Mesela başlayalım. Şu anda hangi makamda olduğumuz belli değil. Çalabileceğimiz makamlar. Bu yaptığım ritim 12 zamanlı bir ritim. Amalgam kompas diyoruz. Yani iki figür, iki ritim figürünün birleşmesiyle ortaya çıkmış bir kompas. 6-8 ve 3-4. Aksak bir kompastır. Kompas konusuna ritim bölümüne geldiğimiz zaman söyleyeceğiz. Bu terminolojileri de öğrenmeniz gerekiyor. Kompasın ne olduğunu. 12 zamanlı bir ritimdir. Yapalım. Devam ediyorum. Aynı ritim. Hangi makamı çaldım arkadaşlar? Az önce mi majör tonundan Alegrias makamını çaldım. Devam ediyorum ritme. Aynı ritim.
hangi makamı çaldım arkadaşlar? La Flamenco modundan çalınan Soleá por Buleria veya Buleria por Soleá olarak bilinen makamı çaldım. Gördüğünüz gibi ritim yapısı aynı ama armonileri tamamen birbirinden farklı. Bir tanesi mod sisteminde çalışan bir armonisi var. Diğeri de majör tonda çalışan bir armonisi var. Örneklerimize devam edelim. Mesela 4 dörtlük bir ritim. Çaldım 4 dörtlük ritim olarak Tientos makamını çaldım. Yine La Flamenco modundan. Devam edelim. Aynı ritme. Hangi makamı çaldım arkadaşlar? Garrotin makamını çaldım. La majör tonundan. Ritim yapımız aynı. Devam ediyorum. Hangi makamı çaldım? La minör tonundan Tangos de Malaga makamını çaldım. Yine devam edelim. Ritmimiz aynı. Hangi makamı çaldım? Levante ailesinin içerisindeki Taranto makamını çaldım. Tarantas değil arkadaşlar. Tarantas serbest. Aynısını serbestti. Bu dans için kullanılan makamlardan bir tanesi mesela. Taranto makamı. Aynı ritim yapısı, armoni farklı. Mesela başka bir tane daha var. Bu ritimde kullanılan. Çok ufak bir farkı var, nüansları var. Biraz daha yavaş bir ritmi var. Hangi makam? Farruka makamı. Kullandığım ritim yapısı aynı. Gördüğünüz gibi ritim yapısı aynı olup armonisi değişen makamlar var. Ama daha önce de söylediğim gibi bir makamı makam yapan armonisi veya ritim yapısından daha ziyade ki bunlar makamı belirleyici özellikler mi? Evet. Ama bir makamı esas belirleyen ve tavrını veren şey dediğim gibi şarkı melodisi arkadaşlar. O yüzden bir flamenco gitaristinin şarkıyı eşliği bilmesi gerekir. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.